6 milyar TL de orada gelmiş. Dün sabahta hatta evet 2 milyar kadar bir beklentisi var demiştik. Detaylara değineceğiz ama hemen bir ALB yatırıma da dönelim. Evet. Satış ve Pazarlama Müdürü Meryem Gürsoy bizimle birlikte. Meryem Hanım günaydın, hoş geldiniz yayınımıza diyelim. Vakit kaybetmeden sözü size devredelim. Neler beklersiniz yeni günde piyasadan? Günaydın, iyi yayınlar öncelikle. Şimdi borsa endeksine baktığımız zaman 4000 direncine aslında takılmış durumda. Orada çok sağlam bir direnç oluştu. Ama kısa vadede 3100 seviyesinden 4000'e doğru da güzel bir rally yaşamıştık. Dolayısıyla aslında bunun da bir miktar soluklanmasını yaşıyoruz diyebiliriz. Burada açıkçası endeksin genel olarak baktığımız zaman zaten yönünün yukarı olduğunu söyleyebilirim. Zaten kişilerin yatırımlarını değerlendirebileceği baktığımız zaman son zamanlardaki tek finansal araç borsa diyebiliriz. Dolayısıyla borsa tarafına ilginin hala devam etmesi muhtemel. Ama endeksin de yukarı yönlü taşınabilmesi için aslında dünkü yayınımızda bahsettiğimiz gibi bankacılık endeksinin de bu işe biraz el atması gerekiyor. Yani o taraftan da endeksin desteklenmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Sanırım açıklanan bilançolardan konuşuyordunuz. Evet, dün beklentilerin üzerine gelen bilançolar var. Ereğli var, Tav var. Bunların da bugünkü piyasaya etkisinin nasıl olacağını zaten fiyatlamalar üzerinde hep beraber takip ediyor olacağız Zeynep. Biraz küresel tarafta da değinmek istiyorum ben çünkü ABD tarafında bugün büyüme verisini alacağız. O tarafta da hisse senetleri tarafında aslında Fed belirsizliğinden dolayı baskının devam ettiğini görüyoruz. Bu noktada ABD tarafından gelen ilk bu hafta karşıladığımız veriler bir miktar yavaşlamaya işaret ediyordu. O yüzden büyüme verisi önemli olacak. Diğer taraftan da bugün yine Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını karşılıyor olacağız ve beklenti zaten 75 bas puan faiz arttırımı yönünde ama bu zaten fiyatlara yansımış görünüyor. Dolayısıyla toplantı sonrasında legal yapacağı açıklamalarda bulabileceğimiz, almaya çalışacağımız mesajlar piyasanın daha çok göz önünde olacağı detaylar olacak diye düşünüyorum Zeynep. Takip edeceğiz. Çok çok teşekkür ederiz. ALB Yatırım Satış ve Pazarlama Müdürü Meryem Gürsoy.